Psikolojik ve sosyolojik boyutu ne? Hepsini konuşacağız ilk saatimizde. Uzman isimlerle soruların yanıtlarını arayacağız. Şimdi efendim e, ikinci saatimizde ise koronavirüsle mücadeleye dair son gelişmeleri ele alacağız. Sağlık Bakanı Koca Sputnik V aşısının da e, önümüzdeki günlerde devreye gireceğini açıkladı. Henüz ülkemize gelmese de Hindistan varyantının da tespit edildiğini söyledi. Önümüzdeki günlerde koronavirüsle mücadele zemininde bizleri neler bekliyor? Değerli bir konuğumuz olacak onunla konuşacağız. Dikkat çekici bir konumuz daha var. Kızıl gezegenin yani Mars'ın kolonileştirilmesi için tarihi bir adım olarak adlandırılan o gelişme. NASA Mars'ta oksijen üretmeyi başardı. Bu gelişmeyi de uzman bir isimle değerlendireceğiz. Dof dolu bir birinci sayfa başlıyor. Efendim kripto para borsası Todex tüm alım satım işlemlerini durdurdu. Sistemlerini kapattı. Todex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in yaklaşık 2 milyar dolarlık kripto parayla yurt dışına kaçtığı iddia edildi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı şirket yöneticileri hakkında soruşturma başlattı. Masakta harekete geçti. Şirketin bütün hesapları bloke edildi. Şirket sahibi özelse birkaç gün içerisinde Türkiye'ye döneceğini iddia etti. Haberimizde bu süreci bir izleyelim sonra devam edeceğiz yüz binlerce kişi hesaplarına ulaşamadı. Milyarlarca lira bir anda ortadan kayboldu. Kripto para alım satımı yapılan borsalardan biri olan Todex'te hesabı olanlar savcılıklara koştu. Şirketin yönetim kurulu başkanı Faruk Fatih Özer ise yurt dışına çıktı. Kripto paranın hem taşıması hem bir yerden bir yere aktarılması sadece bana bağlı. Faruk Fatih Özer, Todex isimli kripto para borsasını 2017'de kurdu. Ünlüler şirketin tanıtım yüzleri oldu. Şirket kısa sürede yaklaşık 700 bin müşteriye ulaştı. Şirket 14 Nisan çarşamba gününden itibaren diğer borsalara göre indirimli kripto para satışı başlattı. Şirketin işlem hacmi hızla yükseldi. Ancak 20 Nisan'da TODEX ilk önce 6 saatlik bakım çalışması yapılacağını duyurarak işlemlerini durdurdu. Ancak kesinti bununla sınırlı kalmadı. Şirket 21 Nisan'da internet sitesi üzerinden uluslararası ortaklık çalışması nedeniyle 4-5 gün boyunca işlemlerin tamamen durdurulduğunu duyurdu. Doğru yatırımı doğru zamanda yapanlar ciddi. Şirketin sahibi Faruk Fatih Özer bu süreçte tüm sosyal medya hesaplarını kapattı. 20 Nisan'da da İstanbul Havalimanı'ndan Arnavutluk'un başkenti Tiran'a gitti. Beraberinde de 2 milyar dolarlık kripto parayı yurt dışına çıkardığı öne sürüldü. <laughs> Birçok Todex müşterisi sistemin bir türlü açılmaması üzerine Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulundu. Bazı mağdurlarsa şirket merkezine gitti. Ancak binada kimseyi bulamadı. Ben bunları pek görmüyorum. Sadece lüks araba araçlarını görüyorum. Onlar e, aylarca çalışmıyorlar diyorlar. Eee ofis yapıyorlar. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı şirket yönetimi hakkında nitelikli dolandırıcılık ve suç örgütü kurmaktan soruşturma başlattı. Todex'in İstanbul Kadıköy'deki merkezinde de arama yapıldı. Şirket çalışanlarının ve mağdurların ifadeleri alındı. Mali Suçları Araştırma Kurulu MASAK da harekete geçti. Edinilen bilgiye göre TODEX'in Türkiye'deki tüm hesapları bloke edildi. Ayrıca şirket yöneticisi ve firma hakkında inceleme başlatıldı. TODEX'in sahibi, birkaç sahibi birkaç Faruk Fatih Özerse soruşturma başlatılmasının ardından şirketin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yurt dışında olduğunu doğruladı ancak nerede olduğu bilgisini paylaşmadı. Ortaklık görüşmesi için gittiğini birkaç gün içerisinde döneceğini ifade etti hiçbir kullanıcının mağdur olmayacağını kamuoyuna duyururum dedi. Uzmanlar Özer'in geri dönmemesi durumunda mağdurların paralarını geri alma ihtimalinin düşük olduğuna dikkat çekti. Problem bu aracı kurumlardaydı. Bunlardan birisi kaçıp gittiğinde ne yapılacağına ilişkin hiçbir şey yok. Parayı tahsil etmenin zor olduğunu söylüyorum. Evet şimdi birçok Todex müşterisi sistemin bir türlü açılmaması üzerine Cumhuriyet Baş Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulundu. Bazı mağdurlar haberimizde izledik. Şirket merkezine gitti. Gün boyu aramalar yapıldı. Peki başka neler yaşandı? Hem bunları hem de diğer gelişmeleri öğreneceğiz. İstanbul'a dönüyoruz. Muhabir arkadaşım Ferit Demirbaş bizlere aktaracak. Ferit'i göreceğiz şimdi. Ferit neler yaşandı gün boyunca? Gündemin en önemli maddelerinden biri çünkü bu. Evet Fatih Çimen, bugün Gözler Todex isimli kripto para borsası şirketinin sistemlerini kapatması ve kullanıcıların bir türlü sisteme girememesi sebebiyle Gözler buraya, bulunduğumuz noktaya Kadıköy'deki şirket merkezine çevrilmişti. An itibariyle burada bir sessizlik hakim ancak gün içerisinde yani geride bıraktığımız saatlerde burada oldukça hareketli dakikalar yaşanmıştı. Zira ilk önce İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın TODEX kripto borsa şirketiyle ilgili soruşturma başlattığı bilgisi paylaşıldı. Ardından buraya İstanbul Emniyet Müdürlüğü siber suçlarla mücadele şube müdürlüğü ekipleri geldi. Saatler öğleden sonrayı gösteriyordu. Ekipler hemen arkamızda şirket merkezinin bulunduğu binaya girdiler ve TODEX şirketinin bulunduğu kata çıktılar. Orada bilgisayarları incelediler, evrakları kontrol ettiler, dijital verileri didik didik baktılar. Çünkü şirket on binlerce kullanıcısını şu an itibariyle mağdur etmiş durumda. 20 Nisan'da başladı bu aksaklık şirket önce bakım çalışması var dedi kullanıcılar hesaplarına giremediler ardından 4-5 gün süre şirketin işlemlerini durdurduğunu açıkladı tabi bu kullanıcıları daha da tedirgin etti on binlerce mağdurdan söz ediliyor şu anda şirketin sahibi şirket yöneticisi Faruk Fatih Özel ise Türkiye'de değil 20 Nisan'da İstanbul Havalimanından Arnavutluk'un başkenti Tirana uçtu. Tabi bu süreçle ilgili ondan da bir açıklama vardı. İddiası bu süreçte kimsenin mağdur olmayacağı. Ancak şu anda kullanıcılar tedirgin. Hesaplarına giremiyorlar, herhangi bir muhatap bulamıyorlar. Şirketin merkezi adeta kapı duvar. Tabi 2 milyar dolarlık da bir kripto paranın yurt dışına kaçırıldığı iddiası var. Meblağ çok büyük, gözler kripto para borsasına çevrilmişken tabi bu miktar daha da dikkatleri buraya topladı. Masak da süreci yakından takip ediyor. Şirketin Türkiye'deki tüm hesapları donduruldu ve inceleme başlatıldı. Bakalım ilerleyen süreçte TODEX e, kripto para borsası kullanıcıları e, bu mağduriyetleri giderilecek mi? İşte İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü süreçte önümüzdeki günlerde bunu göreceğiz diyelim ve sözü size bırakalım Fatih Çimen. Evet yani Türkiye'de kripto para piyasasını şoke eden bir gelişme yaşandı. Bir süredir para transferlerinde sorun yaşanan kripto para borsalarından TODEX'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in sistemi kapatıp yurt dışına kaçtığı öne sürüldü. İddialar eğer doğruysa nasıl bir vurgun gerçekleşti? Bu vurgunun boyutu ne olabilir? Kaç kişi mağdur oldu? mağdurlar ne yapabilir ve de en önemlisi tüm bu yaşananlar bize kripto para piyasasının güvenilirliği noktasında ne söylüyor? Hepsini konuşacağız. Konuklarımız var. Hemen e, konuklarımızı tanıtalım. Avukat ve Milliyet Gazetesi Ekonomi Hukuku Köşe Yazarı Profesör Doktor Erol Ulusoy. Hoş geldiniz hocam yayınımıza. Merhabalar efendim, hoş bulduk. Merhabalar efendim, sağ olun. Karatay Üniversitesi öğretim üyesi, doktor öğretim üyesi Ali Osman Çubuk Diken hocamız. Siz de hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. İyi akşamlar diliyorum herkese. Sağolunuz. Ve dijital dönüşüm uzmanı Sayın Ozan İnan da bizlerle birlikte. Sayın İnan siz de hoş geldiniz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Şimdi e, bu TODEX'e böyle sayfanın orta, kitabın ortasından başlayacağız, konuşacağız ama önce ya şu kripto para nedir? E, o paranın kullanıldığı piyasayı tanımakta yarar var. Çünkü ilk defa duyanlar bile olabilir. Çok yeni. E, kripto para ne? Neyin karşılığında alınıp satılıyor? Şöyle kısaca bir giriş rica edeceğim ben Sayın İnan sizden. E, nedir kripto para ve piyasası? Şimdi aslında olayın temelinde e, blockchain denilen, e, blok zincir denilen bir teknoloji. Yeni bir teknolojiden bahsediyoruz. Bu teknoloji e, bize e, yeni bir şifreleme mantığı getiriyor. Yani bugünkü bildiğimiz en güvenilir şifreleme ortamında veri saklamayı sağlayan teknoloji blockchain. Bu verilerin bazılarına biz şu anda kripto para diyoruz. Kullanım alanı en yaygın alan kripto paralar olduğu için blockchain teknolojisiyle özdeşleşmiş bir teknoloji diyebiliriz. Buradaki ana fikir şu, kripto para aynı blockchain mantığında olduğu gibi şifrelerin dağıtık bir yapıda tutulmasından kaynaklı ...kolay kolay kimsenin eline geçmeyecek bir şifre yapısına sahip olduğu için... ...güvenilir bir para saklama. Kripto para diyoruz aslında ama henüz para olarak kabul edilmemiş bir yatırım aracı olarak geçiyor. Fakat yaygın dilde biz para dediğimiz için aynı jargonla devam etmek isterim. Bu parayı şifrelenmiş bir şekilde e, e, dağıtık bir yapıda tutabiliyoruz. E, i̇şin e, en önemli tarafı da şu... Bu küresel bir ağ olduğu için de para dediğimiz bu kripto para dediğimiz e, yatırım araçlarını dünyadaki herhangi bir yere e, bu transfer edilebilen e, evet. e, kurumlara istediğimiz anda transfer edebiliyoruz. Zamandan bağımsız 7/24 açık olan piyasalar diyebiliriz. Peki efendim şimdi e, bu iyi oldu çünkü bunun üzerine inşa edeceğiz bütün bu tartışmayı. E,